soğuk bira sadece içip serinlemeye yaramıyor. Öz ne yapıyorsun onunla sen? Tuzlu fıstık gibi gerçekten. Bugün böyle bir gün. Rastgele otobüse biniyoruz. Ne yaptık? Bir yaptık. Afiyetle yedik. Özcüm. Şu çatlağımız burası. 3 ay. Nisan 9, Mayıs 9, Haziran 9, 2 ay. Başka Türlü Yaşamak ailemiz. Merhaba herkese. Geçen bölümde Guadalupe Adası'nda D'yi ya da D'ye koyuna gelmiştik. Avare tayfasıyla beraber. Ve San Martin'den tanıştığımız Luis ve Rekle de buluşup güzel bir sohbet ettik o gün. Ve yeni macera kaldığı yerden devam ediyor. Ama ondan önce hemen burada videoyu durdurup hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve bizi desteklemek isterseniz açıklamalarda ve videonun sonunda bulabilirsiniz ne yapacağınızı. Herkese iyi seyirler ve ne diyoruz? Olduğu gibi, olduğumuz gibi. Sevgiler. Botta bir hava kaçağı bir de çatlak var alüminyumda. Onları onarmaya çalışacağım. Tamam, bizim botumuz kaç yıllık? 9. 9 yıl, 9 mu? 9'dan daha fazla diye hatırladım ama bizim nasıl 9 yıl olabilir ya? Tamam, okey. Daha fazla nasıl olabilir? Benim de kafam gitti. Bot o kadar önemli ki buralarda. Ve tamir tadilat vakti. Öz yerini bulmuşsun. O ne? Bu eski yamamız. Evet. Üstten olanı, bunun da alttan olanı var. Buradan kaçtığına göre alttan olanı da kaçırıyor. Bunu söktük. İlk önce burayı yapacağım. Sonra alttan olanı da çıkaracağım. Tamam. Ve ilk önce alttan üstten temizleyeceğim. Sonra montaja başlayacağım. Burayı vereyim sana, al senin olsun. İkimiz arasında dostluğumuzun bir şey olsun, hatırası. Daha iyi yapışsın diye. Evet, şu çatlağımız burası. Şimdi bir de silikon takviyesi yapıyorum. O siyah ne elindeki? Bu bir banttı. Bu bantı ilk defa denedim böyle bir yerde. Çok da hoşuma gitmedi. Böyle silikon kokuyor leş gibi şurada. Özkan'ın görüşünü engelliyorum. Biliyorsunuz birinci camadan halatımızı kopmuş diye düşünüyorduk ama kopmamış, çözülmüş bağından. Allah'tan öyle olmuş. Şimdi onu Öz halatı almaya çalışıyor. Şu an kılavuz yolluyor galiba ama o kılavuz içinde kalın bir ip. Ne yapıyorsun Özkan? Kılavuzdan biraz kaldırdım. Daha da aksın. Ama belki bir 10 santim daha kaldıracağım. Buradan göremiyorum. Ama o kılavuz için biraz kalın bir halat değil mi? İnce olursa gitmiyor içeri diyor. İçinde bir bunun kanalı var. Şimdi kanalın boşluğunda gidiyor. Bakalım ama. Sen çekeceğim ve işin %90'ı bitmiş olacak. Evet, yıkadık. Bu da çıkar. Bakayım çözülmüş mü? Kopmuş mu? Çözülmüş. Evet, kırmızı kılavuzdu. Kılavuzumuzu yaptık. Bu da camadan halatımız. Aldık. Zoru bitirdik. Şimdi buradan takacağız. Yerine bağlayacağız. Öptüm. Kolay gele. Hadi bay bay. Deniz suyumuzla ilgili gene bir problem var.
İki gündür vardı zaten. Yoldayken ilk gündü sanırım. Şey biliyorsunuz ses gelmişti. Biz de kapamıştık deniz suyu musluğunu. Şimdi onu tamir etmeye çalışıyor Özcüm. Özcüm. Dağ gibi bulaşığımız var şimdi. Deniz suyu kullanmadan da bulaşık yıkamak istemiyorum. Çünkü su da yapamıyoruz biliyorsunuz. Deniz suyu musluğu tamire devam ediyoruz. Dünkü ve bir önceki günkü deli seyirlerden sonra bugün dinleneceğimizi düşünüyordunuz değil mi? Ama yanılıyorsunuz. Özcüm neymiş sorun? Şu çolta. Bakayım göster. Çantayı değiştirecek patlamış gibi kopmuş. Allah Allah, yine kaçırıyor ya. Gene mi kaçırıyor? Hayır, yukarılarda mı yerden kaçırıyor? Ben kapatıyorum şimdi üstünü. Kapatayım mı? İçinden mi kaçırıyor acaba musluk şeyinin? Çift elle tutacağım sevgili arkadaşlar. O yüzden şimdi kapatıyorum. Hazır mısın? Hı hı. Çek gelsin. Sıka. Almışsın oyuncakların eline. İşi bittim. Bunu nasıl sıkacağım sonra? Big toys for big men. Evet, savaş aletlerimi çıkarttım. Mide öyle bir şeydi. Hatırlayamadım şimdi. Evet. Bunu yukarıdan tak. Bir dakika. Şurayı bir silelim. Sildim orayı. Benim sildim orayı işte. Bu bir dakika. Şunu şey kafasını çevirmemiz lazım bu tarafa. Tamam çevireceğiz. Açıkçası yok. Oldu mu Özkan? Dinliyorum ki kapa bakayım Hüsnü. Burayı kapa. İyi gene tıkladı. Ve? Bir saat sonra bir açık. Şimdilik kaçırmıyor gibi görünüyor. Bence oldu bu iş. İnşallah. Yoruldum çünkü. Ben de yoruldum. Burnum ağrıdı ya. Evet. Dağları vurduk kendimizi. Günler Pamir abi ve ben hep birlikte yürüyoruz şimdi. Özkan maç seyrediyor. Fener'in maçı var. Önemli maç. Ve şimdi nerede yürüdüğümüzü göstereyim. Deyde yürüyüş yolu var hemen derenin kenarında. Geçen geldiğimde çok yapmak istemiştim. Şimdi yapıyorum. Kaçış yolu. Şöyleymiş. Yani Türkiye'de bile oldu. Thank you.
Tabii. Böyle kayalardan atlaya zıplaya vadiden ilerliyoruz. Çok güzel, çok serin, keyifli bir yer. Rüzgar kollarında oluşmuş. Böyle sürekli bir esinti var. Ağaçların verdiği bir serinlik var etrafta. Gerçekten. Ne değişik ağaç hakikaten. Ağaç kabuk soruyor. Sanki tuzlu fıstık. Tuzlu fıstık gibi gerçekten. Acıkmış. Demin de baklavadan bahsediyordum. Baklavamsı. Çabuk var mı taşınıyor? Ağaç kabuklarını koyuyor resmen. Çok güzel. Ne değişik. Olanı alsak tekneye koysak Türkiye'ye dönene kadar o yaşamaya devam eder mi? Şimdi her türlü egzotik bitkiden al, götürelim. Bak, hayır, bir kokonat ağacımız olur, fena mı? Zaten yerden de şey aldım, olmamış mango da aldım. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar ben göstereyim neden bahsettiklerini. Şunu da aldım. Şey... Evet, kokonat. Palmiye ağacı da burada. Sevgili arkadaşlar, Hindistan cevizi ağacının altında çok durmamak lazım. Çok yürümemek lazım. Çünkü böyle bir istatistik var dünyada. Kafasına kokonat, Hindistan cevizi düşüp ölen insan sayısı istatistiği. O yüzden çok etrafında dolanmadan ama size şunu gösteriyoruz işte. Gerçekten doğada dönüşüm. Hindistan cevizi. Düşen Hindistan cevizlerinden tohumlar çıkıyor. Gündür aklı kaldı şunda, şu ufakta. Gerçekten. Ya bu kendinden. Peki bir şey söyleyeceğim, içinde bir şey, ses geliyor mu şu an? Gelmiyor değil mi ses? Gelmiyor. Ve bakın bu şuradaki aynen şöyle büyümüş, kocaman oluyor, olmuş. Sonradan da bu oluyor zaten. Sonradan da olan bu. Teknede bunu yapmayı düşünüyor Gülnur. Şöyle bir şey. Okları kökü olacağım. Yerine koyalım. Evet. Vazgeçti. Yani koca... böyle şeyleri tabii kendi yerinde sevmekte fayda var. Her ne kadar alıp götürmüyor. Ha, mangon nerede mangon? Olmamış mangoları da paketledi. Evet, onlar familyada. Umarım atmamıştır. Bu arada olmuşları ne yaptık? Afiyetle yedik. Götürdük. Ya düşünsene, yağmur ormanına yürüyüşe çıkıyorsunuz. Mango ağacından mango müziği yiyorsunuz. Dere suyundan da dere suyundan. Sosis ağacından sosis topluyorsunuz.
Hava çok sert olunca rüzgardan anlaşılmaz bir çare yoktur. Hava çok sert, bir de rüzgar stabil estiği için dönmüyor yani tekne. Tonoz zaten biraz daha ileride. Tonozları tanımıyoruz, yeni ama tanımıyoruz. Biz ne olur ne olmaz diye çok esiyor. Bir 7 metreye 30 metre zincir saldım. Zincirim aşağıda duruyor. İnşallah gerek olmaz. Da huzursuz ediyordu insanı. Şimdi en azından bir stepnemiz var. Biri Fransız adasına geldiysek gelsin Fransız bagetleri. Sevgili Pamir abiden aldık biliyorsunuz. O bize aldı daha doğrusu. Öz, sabah sabah gelmişler. Gelecekler tabii. 3 gündür buradayız. Yine bir gün parası verdik de adamlar yepyeni tonoz atmışlar. Kalın kalın 14-16'lık zinciri var. Ne kadar tonoz fiyatı? Günlük 25 euro. Bu arada fiş bastırmış. Formasını, üniformasını giymiş. Çok cici 2 tane çocuk. Biri beyaz, biri siyah çocukların. Evet, renkli. Ne kadar Pamir abi? Adam şey diyormuş, parasız. Biz günlüğüne saçlarımızı böyle yaptırmak istiyoruz sevgili ağaçlar arkadaşlar. Rastgele ağaçlar. Size de yakışır bence değil mi? Yakışır. Ama bu ağaçların ya artık kıskançlıktan öleceğim yani insanların buradan. Herkesin saçları rastgele. Yağmur yağıyor yalnız. Ay çok güzel burası. Ben çok beğendim. Kocaman bir plaj var sevgili arkadaşlar. Ve önüne tekneler demir atmış. Bu hemen Beyi'den önceki yer. Çok da güzel. Sevgili arkadaşlar. Bir güzel bir dehe ya da deyi ya da dehe. Güzel bir demir yeri. Efendim Cenova'yla gidecektik hani. Ayarına bakıyorum. Hava uygunken camadanın son ayarında bakıyorum. Sevgili arkadaşlar, Dey'den çıktık. Hatırlıyorsanız Guadalupe'da daha önceki videolardan bu klangıçlar bizim tekneyi kendilerine ev belirlemişlerdi. Bakın gene bizim teknenin etrafında uçup duruyorlar ve söyleniyorlar bize sürekli. Bakın
Kondu mu? Evet, gördün mü? Ay, Cenova'nın altına Allah aşkına ıskat. Cenova ıskatasına kondular, gördün mü? Arkadaşlar bir seyir yapıyoruz, gidiyoruz, farkında mısınız? Çok şapşiksiniz ya. Seyir esnasında. Ve tabii ki sevgili arkadaşlar, Guadalupe'a geldiysek Guadalupe etrafında seyir yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur neydi? Hemen Öz'e soralım. Öz neydi? Hayalet balık ağı. Hayalet derken yani normal balık ağları sevgili arkadaşlar. Her yerler yani ve şeyler gördüğünüz gibi beyaz yapmışlar. Beyaz bidonlara yapmışlar balık ağlarını. Güya böyle işaretlemişler. O ağları ne kadar yanından geçti oğlum? O beyaz bidonları görmek çok kolay değil. Özkan'cığım sen şu an iskelende var. Görüyorsun değil mi? Evet, görüyor musunuz? Şöyle çok görünmüyor. Hemen onun biraz ilerisinde de bir başka var. Şimdi onların ikisinin arasından geçeceğiz. Bir de bunlara çok yakında geçmemek lazım. Çünkü bazen sarkan halat falan oluyor etrafında. Şu an şansımıza hava sevgili arkadaşlar sakin. Dalgalı havada bunları böyle çok net görmek de mümkün olmuyor. Çünkü o kuzucuklarla bu beyaz renkleri ayırt etmek pek kolay değil. Özkan'cığım gene bak sancağında var, haberin olsun. Çok sancaklama. Muhakkak birisinin gözcü olarak provada beklemesi gerekiyor. Ya provada ya da böyle yanda durup. Bizim şansımıza katamarandaki bu gövde genişliği sayesinde çok rahat bir şekilde hem ağlara bakabiliyoruz hem de böyle dümen yüksekte olduğu için kaptan koltuğu boyu çok kısa ya, o yüzden yastık almış altına. Kaptan koltuğu da yüksek olduğu için sevgili arkadaşlar daha rahat görebiliyorsunuz. Evet, bakın şu an bayağı yakından geçiyoruz ve bakın arkasında da başka bir şey var, halat var. O yüzden çok böyle dibinden geçmek de iyi bir şey değil. Burayı biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, daha önceki Guadalupe videolarında, hatta kaçıncı bölüm olduğunu şimdi yazarım yukarıya, tıklamanız için de link bırakırım. Pigeon Adası'nın önündeyiz. Pigeon Adası'nın önündeki bu demir yeri keyifli bir yer. Çünkü Pigeon Adası'na en yakın demir yeri, güvenli demir yeri. Ve yarın sabah erkenden Pigeon Adası'na yine dalışa gideceğiz. Bizim en çok görmek istediğimiz Guadalupe'da yerlerden biriydi dönüş yolunda Pigeon Adası tekrardan. Tabii avare ile birlikteyiz. Pigeon Adası'nın oradaki karaya çıkış yeri olan küçük balıkçı barınağına geldik yine. Evet. Can I have some onions, please? Thank you. Geldik sevgili arkadaşlar. Bu sandviççiyi hatırlıyor musunuz? Size ekmek göstermiştim. Çok güzel oluyor ya. Orası. Kocaman bir sandviç. Ay aman düşüyordum. Ve tabii bizde iş biter mi sevgili arkadaşlar? Bitmez. Gene ne yapıyoruz biliyor musunuz? O kadar bam güm patakite seyirden sonra su yapıcıyı yerleştirdiğimiz yerden su yapıcı biraz oynamış. Bu bizim yaptığımız bir iş bu arada. Şimdi ben Öz'e yardım edeceğim. Bunu alacağız oradan. Evet, hadi bakalım. Tahmin ettiğimizden de ağırmış değil mi Öz? Benden ağır ya. Nasıl sırılsıklam terledi.
Dikkat et. Birazcık çizilmiş oraların. Sırılsıklam terledi. Ya da tuzlu. Aa, yorulduk. Soğuk biraz sadece içip serinlemeye yaramıyor. Öz ne yapıyorsun onunla sen? Takibin acıdı. Kan toplamasın diye soğutuyorum. Oraya, o bölgeye doğru. Bir de öbür tarafında da aynı şekilde koltuk altına doğru yap. Bu taraf ağrımıyor da bu taraf ağrıyor. Ve ben ne yapıyorum size hemen onu göstereyim. Sevgili arkadaşlar, ay darma da almış kafam. Şimdi elmalı pay yapacağız. Çok. Ay telefon şu an açmış, şey yapmış, çalışmaya başlamış, çekiyormuş. Tabii ki biz avare ile buluşunca gene evcilik oynamaya başladık. Şimdi biz onlara gideceğiz. Ben de onlara gitmeden önce bugün şeye gittik burada tabii ki. Nereye gittik? Pigeon Adası'nın önündeki demir yerindeysek hemen burada yakın marketler var biliyorsunuz. Carrefour ve Lidl Price. Lidl Price'a gidip şey aldık. Turta hamuru hazır. Ve şimdi ben onun için elmalı harç hazırladım. Ve çok müteşekkir attım. Yanında ne götüreceğim? Ta Türkiye'den. Bakın bir seneyi çoktan geçtik. Ve bir sene 2,5 aydır teknede Türkiye'den kuşbaşı et var. Peki kuşbaşı et nasıl oluyor? Hala hiç bozulmadan duruyor buzlukta. Çünkü sevgili arkadaşlar ben bir vakum aleti aldım. Bu vakum aleti sayesinde Türkiye'den çıkmadan birçok gıdamı vakumlamıştım. Ve bu sayede çok uzun zamandır dayandılar. Hatta bu etleri sevgili Finike'deki kasabımız Gürkan Kasap bakımlamıştı. Eğer böyle uzun yol planınız varsa ve vazgeçemediğiniz tatlar varsa yanınızda taşımak istediğiniz uzun bir süre kesinlikle bakımlamanızı tavsiye ederim. Şimdi şeyi göstereyim size. Harcımı. Elmalı turta harcı. Çok elmaları öldürmüyoruz ki daha fırında çünkü bunlar pişecek. Bu böyle dursun. Şimdi etimizi pişirin. Elmalı turta. Yalnız şurası bozulmuş. Bu arada bunu da şöyle. Şurası da koyarken bozuldu. Sıcakta hamur. Gerçekten hamuru zapt etmek sıcakta kolay olmuyor. Günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir gün yine. Sadece yoldan geçen arabaların sesleri ve kuş sesleri duyuluyor. Çok güzel, sakin. Serin. Ben de kocamı çekeyim bari. Evet, yardımsever Türk genci. Amca. Burada hemen bir çamaşırhane de var. Şeyle Carrefour'a çıktığınız yerde. Ve fiyatlar şöyle arkadaşlar. 8 kilo 5.50, 14 kilo 7 euro, 18 kilo 9 euro. Ve kurutma galiba bu seçor istenilen şey. Geldik ve pizzalar efsane görüyor, görünüyor. Çamaşırhaneden de geldi Gündür Hanım. Çamaşırcı bacı. Evet, hadi girişelim buna sizinki gelene kadar. Öz, ne buldun? Döne döne gelen bir şey buldum. Arkadaşlar biz neredeyiz? Özkan'ım gösterir misin eline? Biz neredeyiz? Şuradayız. Kelebeğin alt ortalarındayız. Yarın da şuraya geçeceğiz ve şuraya gideceğiz. Ve şey, bu haftaya çarşamba mı ne? Bugün haftaya perşembe gösteriyor. Evet, haftaya tam perşembe. Tam bir hafta sonra. Özbeyler, bugün çok mutlusunuz çünkü size makarna yapıldı. Evet, kül almam gerekiyor. Çok zayıflamışım. Hem de neli makarna? Kıymaklı. Kıymalı makarna sevgili arkadaşlar. Öz, şeye bakar mısın bu arada? Noah'a da baktık sevgili arkadaşlar. Hurricane. İlk bir kötü hava geliyor.
Hurricane demeyelim. Çok hurricane değil çok şükür de. Bir tropik fırtına geliyor. Normalde şu an bulunduğumuz ada olan Guadeloupe'u etkileyen bir hava olacak. Kaç makarayla aldık? Üzerinde bir şey 108 knot sevgili arkadaşlar. Balık geldi ama ne geldi bilmiyoruz. Gene coştu. İşte insanın kalemleri böyle çevresi olunca oraya bırak buraya bırak yapabilirsin yani. Nerede demirleyeceğimizi, nerede duracağımızı bilmiyoruz. Oralara... Göz gözü görmüyordu. Arkadaşlar bu ne? Bu ta Türkiye'den. Bu yüzük. Ya, ezahat. Kokosyum. I heard you want to leave this place, but we grew up this old town. Just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. River's gonna cry.